Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Yeni bir kedi silkeleme taktiği var karşımızda. Sürekli olarak model değişiyor ama amaç değişmiyor. Elinizdeki doları en uygun seviyelerden kapatma taktikleri bunlar. İlk taktik neydi? İsterseniz onunla başlayalım. Bıktırma, bezdirme ve panikletme taktiği. 6.25 seviyesinden 5.40 seviyesine kadar çektiler. O günlerde şunu söylediler. Dolar bundan sonra belini doğrultamaz. Düş düşmeye devam edecek, hayatta yükselmeyecek ve herkesi doların düşeceğine ikna etmeye çalıştılar. Ama enteresan bir şey oldu. Bu kez Türk halkı, küçük yatırımcı dolar almaya devam etti. Doların aslında düşmesi için herhangi bir sebep olmadığını net bir şekilde gördü. Birinci taktiğin işe yaramadığını görenler bu kez ikinci taktiğe başvurdular. Yalan taktiği. 5.40 seviyesinden çıktılar ve şunları söylemeye başladılar. Dolar 4.70'e kadar gevşeyecek. Bundan sonra doları kimse tutamaz. Hatta 3 lira olacak, 2 lira olacak diyenler bile oldu. Bunların yalan olduğunu, bunlara inanmamanız gerektiğini ısrarla sizlere söylemeye çalıştım. Ve nitekim çok kısa bir süre sonra da haklı çıktığımı hepiniz gördünüz. Dolar 5.80 seviyesine kadar gelmiş durumda. Belki buralarda biraz duracak ama tekrar yukarıya hareketini devam ettirecek. Çünkü konjonktür bunu gerektiriyor. Bir, ikincisi de tüm mal ve ürünlerde fiyatlama aslına bakarsanız 9 lira, 10 lira, 11 lira, 12 liralık dolar kuruna göre yapıldı. O nedenle doların bu seviyelerde kalması mümkün değil. Yine önemli bir başka ayrıntı Türkiye'nin ihracatçı olabilmesi için dünyada rekabetçi olabilmesi için de doların bu seviyelerde kalması mümkün değil. Dolar öyle ya da böyle yükselmek zorunda. Hatta belki de devlet eliyle yükseltilecek. Türkiye'deki ihracatçının ve üreticinin elini güçlendirmek için bir, ikincisi de konut piyasasını hareketlendirmek için. Çünkü Konut piyasasında sizlere daha da önce söylediğim gibi faiz silahı işe yaramadı. Yine de işe yaramamaya devam edecek. Çünkü her faiz indiriminde uyanık müteahhitler, fırsatçı müteahhitler fiyat üzerine fiyat koymaya devam edecekler. O faiz indirimindeki avantaj bir dezavantaja Dönecek. Burada şunu çok iyi okumak gerekiyor. Doları tutalım mı tutmayalım mı? Doları uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kullanalım mı kullanmayalım mı? Dolar bizim kendimizi koruyabilmemiz için bir enstrüman mıdır değil midir? Bunu çok iyi okumak gerekiyor. Şimdilerde yeni bir yalan ortaya atılmaya başlandı. Altın yalanı. Altın uçacak, kaçacak, çok yükselecek, altını kimse tutamayacak. Onun için dolarınızı bozun, altın alın, altın hayatı kaybettirmez. Altın doğru bir yatırım aracıdır ama dolar bir yatırım aracı değildir gibi söylemler duyuyorum sıkça. Sizler de duyuyorsunuzdur. Eğer ki bir enstrüman, bir emtia ile ilgili herkes yükselecek diyorsa o enstrümandan, o emtia'dan uzak durmakta fayda vardır. Ne zaman 7 seviyesine geldi dolar, herkes dolar alalım, dolar çok daha fazla yükselecek demeye başladı. O gün itibariyle dolar düşmeye başladı. Hatırlatırım sizlere. Son bir yıl içerisinde oldu. Şimdi de herkes diyor ki, Altın alın, altına hücum edin. Altın hayatta değer kaybetmez. Tarihte böyle bir şey yok. Nasıl tarihte böyle bir şey yok? 2011 yılında dünyada altının onsu 1912 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2011'den bu yana neredeyse 8 yıl geçti ve o noktayı bir kez daha görmedi altın fiyatı. Altının onsu bir kez daha 1912 dolar Olmadı. Demek ki altın kaybettirebiliyormuş. Kritik olan şey şu. 1500 dolar seviyesine kadar geldi altın fiyatı bir yıl içerisinde. Neredeyse %50 oranında değer kazandı. %50 oranında değer kazandıysa artık bu maldan yavaş yavaş çıkma eğilimi başlamıştır diye okumak lazım bunu. 1526 dolar seviyesine geldi altın fiyatı. 2000 dolara gidecek, 2500, 3000, 5000 dolar olacak diyenler var. Bu söylemleri biz 2011 yılında da duyduk sevgili dostlarım ve 2011 yılından sonra altını öyle bir gömdüler ki 1000 dolar seviyesine kadar düştü. Bugün de eğer ki uluslararası piyasalarda 1526 dolar olan altın 1560 doları kıramazsa ki kırsa bile 1800-1900 dolara maksimum gidecektir. Bu da %20'lik bir marj anlamına gelir. %20'lik bir kazanç uğruna %50-%60'lık bir riske girilmez. 1560 dolarlık altın bir anda 1000 dolar seviyesine düşü verir, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Elinizde altın kalı verir. Altın çok değerli, hiç değer kaybetmiyor diyenler de laflarını değiştirmeye başlarlar. Aman ha dikkat. Altın çok tehlikeli bir noktada. 1526 dolarda 1560 dolar seviyesi kritik. Daha ötesi diyelim ki 1710 dolara gitti. yüzde %7 kazanacağım diye bir anda %50-%60 kaybedersiniz. Pozisyonunuzu bozmayın sevgili dostlarım. Bakın şu anda en yüksek kar marjı dolar kurunda var gördüğümüz kadarıyla. Çünkü dolar kuru diğer emtialara göre ve diğer enstrümanlara göre dipte. Riski daha az. Şunu da söyleyenler olabilir bana. Biz çeyrek altını 35-40 liraya alıyorduk 2000'lerin başında. Bugün 400 liraları geçti. Bunu nasıl açıklayacaksın? O dönemde dolar 1 liraydı. Bugün dolar 6 lirayı zorluyor. Sevgili dostlarım dolar yükseldiği için altın fiyatları yükseldi. Ve son bir senedir altın fiyatlarıyla dolar eş zamanlı yükseldiği için Türkiye'de altın fiyatları yükseldi. O nedenle altın şu anda yüksek fiyatta. Altının onsu uluslararası piyasalarda çok pahalı bir noktada, çok pahalı bir seviyede. Kar marjı oldukça düşmüş durumda. Altından ısrarla uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ben olsaydım bu seviyeden altına girmezdim çünkü riskli. Belki altın fiyatları Türkiye'de düşmeyebilir ons geriye gelse de ama düşmemesinin tek sebebi doların yukarıda kalması olacaktır. Doların kazandırdığını altın bu saatten sonra size kazandırmayacaktır. Aman ha dikkatli olun sevgili dostlarım. Dolar bir yatırım aracı mıdır değil midir? Biraz da bunu tartışalım. Dolar bir yatırım aracıdır. Türk lirası bir yatırım aracıdır. Yuan bir yatırım aracıdır. İngiliz sterlini bir yatırım aracıdır. Bütün para birimleri bir yatırım aracıdır. O paralarla yatırım yaparsınız, faize yatırırsınız paranızı karşılığında karşılığında para kazanırsınız. Katılım bankasına paranızı yatırırsınız. Onun karşılığında bir ortaklık payı alırsınız. Ya da gidersiniz o parayla konut alırsınız. Konuta inanıyorsunuzdur. Konut fiyatları yükselir. Oradan para kazanırsınız. Yani Türk lirası da, dolar da, sterlin de altın gibi yatırım aracıdır. Doların bir yatırım aracı olmadığını iddia edenlere çok net bir örnek veriyorum. Bunun tersini söyleyebilecek baba yiğit varsa çıksın karşıma Babalar gibi söylesin. Türk lirası bir yatırım aracı değilmiş. Hadi canım orada. Türk lirası babalar gibi bir yatırım aracıdır sevgili dostlarım. Dolar da bir yatırım aracıdır. Sterlin de bir yatırım aracıdır. Yatırım araçları arasındaki farksa hangi yatırım aracı size daha çok kazandıracak? Öngörünüzü ona göre belirlersiniz ve dersiniz ki bana acaba hangi yatırım aracı daha fazla kazandır? Örneğin faiz %15 kazandırıyordur bir yıl içerisinde. Dolar alırsınız %20 kazandırır. Altın alırsınız %50 kazandırır. Ev alırsınız, konut alırsınız %100 kazandırır. Dönemsel olarak bunlar değişebilir. O zaman hangisi iyi yatırım aracı diye dönüp baktığınızda tabii ki konut dersiniz. Ama bugünkü konjonktüre, bugünkü gelişmelere baktığınız an itibariyle siz çıkıp şunu söyleyebilir misiniz? Konut kesinlikle kaybettirmez. Konut en iyi yatırım aracıdır diyebilir misiniz? Ya da altını aldınız. Bugün 1526 dolar seviyesinden altını aldınız kenara attınız. Türkiye'de de gram fiyatın 282 lira olduğu altını aldınız. Yarın öbür gün dolar yükseldiği için altın fiyatı 290 lira oldu. Ama onsun fiyatı 1200 dolar seviyesine düştü. Altın yükseldi diyebilir miyiz bu noktada? Diyemeyiz sevgili dostlarım. Dolar yükseldiği için altın düşmemiştir diyebiliriz sadece. Altının son hareketi uçtu kaçtı denilen hareketine baktığınız zaman aslında dolar kaynaklı olduğunu çok net bir şekilde göreceksiniz. 1500 dolar seviyesindeydi. 1496 dolar seviyesindeydi. 1526 dolar seviyesine yükseldi. O zaman neden altın bu kadar yükseldi diye baktığınızda 5.40 olan doların 5.75, 5.76 seviyesine gelmesinden dolayı çarpan etkisinden dolayı aslında altın fiyatının Türkiye'de yükseldiğini görürsünüz. Dolar yükselirken altının onsu düşmüş olsaydı bugün altın fiyatları bu seviyede olmayacaktı. Genel itibariyle dolar yükselirken altın fiyatları düşer sevgili dostlarım. 1530 dolar seviyesini kırmayan bir altın fiyatı 1200 dolar seviyesine gittiği zaman sizin dolarınız 12 lira Olsa siz dolarda elde edeceğiniz parayı kazanacağınız parayı altında kazanamamış olacaksınız. Geçen videoda ayrıntılı bir şekilde size direnç noktalarını, destek noktalarını ve sebepleri söylemeye çalıştım. Şimdi çıkıp şunu söylüyorlar: Çin ile Amerika arasında büyük gerilim var. Amerika ile İran arasında büyük bir gerilim var. O nedenle her an altın fiyatları uçabilir. E peki ben de şimdi sizlere soruyorum. İran G7 zirvesine katıldı. Şimdi Amerika ile İran arasının toparlandığı konuşuluyor. Bu gelişmelerden sonra altın fiyatları uluslararası piyasalarda tepe taklak olursa ne yapacaksınız? Yüksek fiyatlarla aldığınız altın elinizde kalırsa ve beklemek zorunda kalırsanız ne yapacaksınız? Yatırım aracı seçerken... Risklere ve karlara bakın. Kar marjı düşük olan emtialar sizin için büyük bir risk taşırasına bakarsınız. 1500 dolardan 1800-1900 dolara giden bir altın fiyatı aslında size %20 ile 25 aralığında bir kazanç sağlar. Bugün 5.40, 5.50, 5.60, 5.70, 5.80 hatta 6 seviyelerden aldığınız dolar... 10-12 bandına giderse neredeyse %100 kazanırsınız. Hesaplarınızı buna göre yapın, pozisyonlarınızı buna göre belirleyin. Her ikisinden de çok emin değilsiniz. O zaman bir sepet yapın. Bir miktarıyla altın alın, bir miktarıyla dolar alın. Hatta bir miktarını da Türk lirasında bırakın. Bu da sizin bileceğiniz bir konudur. Ama sevgili dostlarım şunu kimse bana söyleyemez. Altın bir emtia olarak yatırım aracıdır. Türk lirası, dolar, yuan, sterlin bir yatırım aracı değildir. Bunu kimse söyleyemez sevgili dostlarım. Ya da hisse senedi bir yatırım aracıdır. Diğer tüm enstrümanlar bir yatırım aracı değildir. O zaman para piyasaları neden oluştu? Son söz. terist sirkelemesi operasyonları devam ediyor. Birinci taktik bıktırma, bezdirme, panikletme. İkinci taktik yalan. Üçüncü taktik yönlendirme. Farklı emtialar daha çok kazanacak yönlendirmesi yapma. 1500 dolar seviyesinde bir altın. Kar marjı %20 riski yüzde seksen. Böyle bir riske girmeye değer mi değmez mi kararı kendiniz verin. Sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aynı zamanda eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.